Merhaba hanımlar, Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün nakış desenli yazmam var, rengarenk çiçekleri var ve bunun üzerine sıralı, çok hoş ve yine çok kibar bir model hazırlayacağım. Yapımı oldukça kolay aslında ama sıralı bir model olduğu için tabii ki zaman alacak ve birkaç seferde bitiyor. Ama yapım olarak bir zor tarafı yok ve bunun yanı sıra da çok hoş bir görüntüsü var. İplerim, hemen olanları da söyleyeyim. Pembenin numarası yokmuş. Mor rengim 550 numara çizmeli. Yine zümrüt yeşili rengim çizmeli 882 numara. Turuncu rengim çizmeli 299 numara. İplerim böyle olacak. Ben şimdi hemen yine kendi rengiyle alt bölümü oluşturup diğerleriyle üst bölümlerini renklendireceğim. Zürafamı küçük küçük hazırlamıştım. Bir de şuna değineyim tekrardan. Bu benim yazmamın düz olan tarafı, yani yazı olan tarafı ve ben yine yazı olan tarafına kıvırıyorum zürafa yaparken ve yine modelini de aynı bu şekilde düz tarafına yapıyorum. Zürafayı da modeli de yazmanın düz tarafından yapıyorum. Hemen ikilememi yapayım. Ben de şu anda ilk defa yapacağım. Modeli görmüştüm ama hiç henüz denememiştim. İlk defa burada deneyeceğim. İnşallah sonuç güzel olur. Başlangıçta şöyle 4 adet zürafa yapıyorum. Zürafalarımı ben mutlaka çift dolayarak yapıyorum. Şöyle 4 tane hazırladım. 5. zürafamı yaparak burada 5. zürafamı bir tık daha büyük yapayım. Hemen geriye dönüyorum. Ve içerisine 5 adet pırpır yapacağım. Pırpırlarımı da çok fazla büyük yapmayacağım. Sonuç için inanın ben de heyecanlıyım. Dediğim gibi henüz hiç denememiş olduğum bir model. Duruşunu da, renklerin uyumunu da merak ediyorum. 3 4 ve 5. pırpırımı da tamamlıyorum. Pırpırlarımızı büyük yapmayacağız. Beş tane yaptım. Tekrar zemine iniyorum. Arada 7 adet boş zürafam olacak. 2, 4, 6. Yedi tane boş zürafadan sonra 8. zürafamı tekrar bir tık daha diğerlerinden büyük yapacağım ki 5 adet pırpırım içerisine sığabilsin. Aynı boyutlarda yaparsam pırpırlarım sığmaz içerisine. O yüzden bir miktar daha büyük yaptım. Tekrar 5 adet pırpırımı hazırlıyorum.
Burayı da tamamladım. Yine aşağıya iniyorum. Beş, altı ve yedi. Yedi tane boş olacak. Sekizinciyi biraz daha büyük yaparak geriye dönerek beşli pırpırlarımı tekrarlayacağım. Alt bölüm bu şekilde ilerleyecek. Oldukça keyifli. Belki çok yeniyseniz pırpırların boyutlarını eşit düşüremediğiniz için belki sinirlerinizi bozabilir. Alt bölümü tamamlamış oldum. Şimdi diğer bir bölüme geçiyorum. Burada ilk olarak turuncu rengimi alayım. Hemen ilk pırpırdan sabitliyorum. Hemen tüm pırpırlarımı batarak buralarda küçük küçük zürafalar yapacağım. Şimdi başa geliyorum. İlk zürafamı geliyorum. Tam ortasından ipimi düğümledim. Şimdi buralarda tekrardan eksiltmelere başlıyorum. Tekrar başa dönüyorum. Bir kalana kadar devam edeceğim. Şimdi son bir göz ineğim kalıyor. Bunun da tepesine gelerek ipimi keseceğim. Tam tepeye çıkıp sıkı bir düğüm atıyorum ve ipimi tepede kesiyorum. Şimdi diğerine de mor rengimle başlayacağım. Pırpırlara batıyoruz. Çok fazla geniş olmadan zürafalarımızı yapıyoruz. İlk sırayı tamamladım. Hemen İlk zürafaya dönüyorum. Zürafaların tam ortalarından düğüm atıyorum ki buradaki bademin şekli düzgün ve eşit olabilsin.
Tepede son bir göz ineğim kaldı. Bunu da tam ortasına yukarıya tepeye çıkarak kuvvetli bir düğüm atıp ipimi tekrar kesiyorum. Bu bölümleri bu şekilde tüm renklerini tamamlayacağım. Bu bölümleri de tamamlamış oldum hanımlar. Renklerimi bitirdim. Şimdi son bir aşamamız daha var. Hemen o kısma geçiyorum. Tekrardan zemin rengimi alıyorum. Hemen şu en baştaki pırpırımdan sabitliyorum. Bu ilk baştaki pırpırım, yani bu aradaki 7 tane, pardon, buradaki ilk zürafadan sabitledim ya, burada da yine o tam ortadaki olacak. Yani 7 tane vardı, tam ortadan dördüncüsünden sabitlemiş oluyorum. Buraya hemen bir tane pırpır yapacağız. Küçük bir pırpır. Hemen ilk pırpırı buraya batıyorum. Modelimi de çektirmeden buraya sabitledim. Şimdi hemen turuncunun ilk bölümüne giriyorum. Buradan pırpır görüntüsü vererek kenarlarımı dolduracağım. Şöyle pırpır görünümü vereceğiz. Tekrar bir üsttekine çıkıyorum. Tekrar bir üste. Bu tüm renklerin kenarlarını bu şekilde devam edeceğiz. Tepeye geldim şimdi. Böyle bir tane yaptım. Hemen bir tane tepeye yapıyorum. Tepeyi yaparken o tepeyi bırakmış olduğumuz bir tane düğümümüz var. O da bunun arasında kalacak. Yani böyle. Şöyle biraz çevirmem gerekecek. Yine diğer kenarlardan da aynı uygulamayı yapıyoruz. Bir alta iniyorum. Son olarak yine pırpıra geliyorum. Modelimi kaldırdım. Burada şu tepeden tam tepeye taşımam lazım bunu. Şimdi ise dediğim gibi tam ortaya tekrar geliyorum. 1, 2, 3, 4. zürafaya batıyorum. Modeli de çektirmeden bir tane pırpır bırakıyorum.
tekrar buradan pırpıra geliyorum. Modeli düzeltin, düz tutun yazmanızın kenarını. O arayı o şekilde geçiş yapın ki tam gereken payı bırakmış olursunuz. Hemen mor bölüme geliyorum. Şimdi pırpır görünümlerini vereceğim. Bunların uzunluğunu da ister kısaltın, ister daha fazla uzatın. Hoşunuza nasıl giderse. Tepeye geldim. Düğümün kenarına bir tane hazırladım. Şimdi tepedeki düğümü ortaya alarak bir tane hazırlayacağım. Hemen kenardan iniyorum yine. Sonuncusunu da pırpırın içerisine inerek yapıyorum. Düzeltiyorum bu bölümü. Yazmamı düzelttim. 1, 2, 3, 4'üncüye iniyorum ve hemen bir tane pırpırımı bırakıyorum. Yazmayı düz tutun. Araya inişlerinizi ve çıkışlarınızı ona göre ip payını bırakarak yapın. Düz tutmazsanız o pay ayarlanmaz. Bol gelir veya dar gelir. Evet, bu son bölümde bu şekilde devam edecek. Ben şimdi tüm renklerimi tamamlayacağım. Modelin son haliyle sizlerleyim. Modelimi tamamlamış oldum hanımlar. Son hali böyle oldu. Sıralı, yine çıtı pıtı güzel bir model. Ben ilk denememe rağmen sonucu oldukça beğendim. Sizler nasıl buldunuz? Ve bu modeli daha önce görenleriniz var mıydı? Şöyle yazmanın üzerine getireceğim. Birkaç seferde bitiyor ama benim için keyifli bir yapım aşaması vardı. Şöyle biraz bekleyeyim. Ekran görüntüsünü alın. Diğer yüzünden de görünümü bu şekilde. Bakın yazmanızın kenarında bu şekilde duracak. Bence çok hoş bir görüntüsü oldu. Yine her renk yazmanıza, düz yazmaya da desenli yazmaya da çok güzel yakışır. Renklerinizi de güzelce ayarladıktan sonra oldukça da dikkat çekici bir model olur. Şimdi modelin fiyat kısmına geleceğim. Birkaç seferde bitirebiliyoruz ve yine aralıksız devam eden sıralı bir model. Benim yazma haricinde en az 130 TL'lerden 140 TL'lerden başlayacağım bir model olurdu. Bugünkü selamlarımı Gülfidan Şener Hanım'a gönderiyorum. Kendisine ve beni izleyen sizlere çok teşekkür ederim. Bir sonraki yeni bir modelle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.